25 Mart 2021'di. En son temasımız, o tarihten sonra hiçbir temasımız yok. Haber alamıyoruz, hiçbir bilgi söz konusu değil. Esasında bunu 2 yıllık bir zaman aralığına sıkıştırmak da büyük bir hatadır. Bilgi alamamaya indirmek ve süreci buradan başlatmak sıkıntılı bir durumdur. 25 Mart'taki temas dediğimiz olağanüstü koşullarda gerçekleşen bir telefon görüşmesiydi. Diğer müvekkillerimiz zaten tecdit koşullarını, içinde tutuldukları koşulları protesto ettikleri için telefon görüşmesine çıkmadılar. Ya da en azından ailelere savcılık tarafından böyle bir iddia söylendi. Bunu teyit edecek, bunun gerçekliğini araştırabilecek durumda değiliz. Ancak Sayın Öcalan'la gerçekleşen telefon görüşmesi ise çok kısa sürdü ve aniden kesildi. Niye kesildiğini, neden tekraren telefon bağlantısının kurulmadığı konusunu da bilmiyoruz. Yani böylesi sorunlu bir görüşmeydi. Bunu temas olarak kabul etmek bile bizim için büyük bir hata. Maalesef durumun ciddiyetini yansıtabilmek için bu tarihi esas aldık ama bundan bir önceki görüşme de 1 yıl önceydi. Ondan önceki görüşme 1 yıl önceydi. Ondan önceki çok da uzun zaman önceydi. Yani 24 yıl boyunca böylesi süren işkence koşulları söz konusu. Dış dünyadan bir yalıtılma durumu mevcut. Yani tecdit derken bunu konuşması, dile dökülmesi oldukça kolay. İki hecelik bir kelimeden ibaret. Ancak her dile getirdiğimizde bunu içselleştirmek, bilince çıkarmak durumundayız. Bunun ne anlama geldiğini idrak ederek konuşmak durumundayız. İmralı tecdidi dediğimiz birçok kurum kuruşunda işkence olarak tanımladığı, zaten başkaca tanımının mümkün olmadığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. 23 saat boyunca anlamlı hiçbir insan teması olmadan daracık bir hücredesiniz. Bu kavramı her dile getirdiğimizde bu şekildeki uygulamasını gözümüzde canlandırmamız gerekir. 23 saat boyunca bir hücrede tutuluyorsunuz. Başka hiçbir insan teması söz konusu değil. Ve doğrudur, 24 yılın bu işkencenin 24 yıllık zirvesini yaşamaktayız. Buna tanık oluyoruz. 2 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Hangi durumda, hangi koşullar altında olduklarını bilemiyoruz. Bunun dünyada emsali söz konusu değil. Hele özellikle coğrafik olarak İmralı Adası'nda Türkiye'nin tabi olduğu hukuk sistemi itibariyle Avrupa hukuk sisteminde gerçekleşiyor bu. Avrupa hukuk sistemi sınırları içerisinde 2 yıl boyunca haber alamamak bu mümkün değil. Bunun hiçbir gerekçesi söz konusu olamaz. Yani Avrupa hukuk sınırları içerisinde 4 insanı aynı etnik kimliğe mensup, aynı siyasi görüşe mensup 4 insanı bir adada tutabilen iktidar, bu akı kendinde gören bir güç, her türlü şeyi yapabilme gücünü de kendinde görebilecektir. O yüzden bunun ne kadar dehşet bir durum olduğunun farkına varmak gerek. Bunun öylesi kolay, sıradan, alalade uygulanabilecek bir durum olmadığını da görmek gerekir. Eğer AİHM, SPT, Uluslararası Hukuk Kurumları, topyekün Avrupa hukuk sistemi özelinde dünya sistemi buna onay vermese, buna dahil olmasa böylesi bir uygulamanın cereyan etmesi mümkün olmazdı. Bu gerçekliği görmek lazım. Zaten biz Avrupa hukuk sistemi çöktüğü için, İmralı'ya duyarsız kaldığı için burada politik kaygıları güderek bu işkenceye onay verdiği, görmezden geldiği için başka mekanizmaları işletme yoluna gittik. 25 Mart 2020 tarihinden itibaren haber alamamayı biz AİHM'in geldiği durum itibariyle çözüm üretememesi nedeniyle bir başka alternatif mekanizma olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne taşıdık ve buradan sonuç almaya çalıştık. Bir nebze de Avrupa Hukuk Kurumlarının dışında işleyiş gösteren bu komiteden sonuç aldığımızı da söyleyebiliriz. Evet, hukuki olarak bir karar aldık ancak pratikte bir sonuç gerçekleşmedi. İnsan Hakları Komitesi 6 Eylül 2022 tarihinde bir karar verdi. Bu tedbir kararıdır. Esasa dair bir karar değildir. Dosya hala görüşülmektedir. Tarafların görüşleri sunulacaktır. Buradan esasa dair bir karar alınacak. Ama tedbir konusunda bir karar verdi. Dedi ki bu incommunicado, yani İletişimsiz olarak tutulma hali, kimsenin haber alamadığı hali işkencedir. Buna derhal son vermen lazım. Orada tutulan kişilerin kendi seçecekleri avukatlarıyla derhal görüşme yapmalarını sağlaman gerekir dedi. 6 Eylül 2022 tarihlidir bu.
6 Eylül'den itibaren gerçekleşen süreçte buna cevap bulunmaması, bunun gerçekleşmemesi üzerine Birleşmiş Milletler tekraren 19 Ocak tarihinde tekraren dedi. Bu tutulma haline son ver ve avukatlarıyla görüştür şeklinde bir karar verdi. Bakın bu tedbir kararıdır. Derhal bu tutulma haline son ver, istedikleri bir avukatla görüşmelerini gerçekleştir dedi. Bakın tedbir kararı her durumda çıkmaz. Ancak yaşama hakkının maddi ve manevi bütünlüğün tehdit ve risk altında olduğu durumlarda, işkencenin söz konusu olduğu durumlarda verilen bir karardır. Böylesi ciddi bir karar var. İşin açıkçası bu karar hukuki olarak da, yani taşıdığı hukuk anlamı itibariyle de, taşıdığı önem itibariyle de çok ciddi bir karardır. Ama biz kamuoyuna açıklamamıza rağmen hukuk otoritelerinden veyahut da muhalif çevrelerden veyahut da insan haklarına duyarlı çevrelerden gereken tepkiyi göremedik. Bunu ciddi anlamda sorgulamak gerekir. Bu karara var olan tepkisizlik, İmralı sisteminin 24 yıldır neden sürdüğünün de bize ipuçlarını vermektedir. Bakın Avrupa hukuk sisteminin sınırları içerisinde cereyan eden İmralı sistemi için açık söyleyeyim Türkiye aydınının böylesi bir karşı çıkışı söz konusu değildir. Türkiye'li hukukçuların böylesi bir karşı çıkışı söz konusu değildir. Ancak maalesef bu durum tartışılmıyor, görünmez kılınıyor. Bunun böylesi bir durum söz konusu. Bakın HDP bundan birkaç ay önce çok ciddi bir konferans düzenledi. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle ciddi tartışmalar yürütüldü. Oraya ciddi bir aydın kesiminin dahli söz konusu oldu. Aydın kesimin oraya dahli ciddi ve kıvanç duyulacak bir durumdur. Aydının toplumsal sorunları dert etmesine işaret eder. Sorumluluk almasına işaret eder. Ve orada özellikle Türkiye entelektüel hegemonyasını elinde bulunduran liberal sol kesimden, kendisini öyle tanımlayan kesimlerden ciddi bir katılım vardı. Türkiye demokrasi tartışıldı. Siyasal katılım tartışıldı. Çift meclis oluşumları tartışıldı. Yerel yönetimler, ademi merkeziyetçilik tartışıldı. Böylesi hususlar gündeme geldi. Demokrasinin tabandan örgütlenmesi, tabandan örgütlenerek tavana gidilmesi tartışıldı. Ancak bakın bütün bu konular tartışılırken demokratik cumhuriyetin kavramsal olarak öncüsü olan bu fikri tartışmaya açan demokratik uzlaşıyı, demokratik siyaseti, Türkiye siyasetinin temel gündemi haline getiren, bunun için çabalayan Sayın Öcalan tartışılmadı. Burada ciddi bir yani bu gerçekliği görmemek, buna sırt dönmeyi görmemiz gerekiyor. Bakın bunu sadece yandaş medya veya ulusal medya değil, kendinin muhalif, demokrat zihni açık olarak gösterenler tarafından bu görmeme hali gerçekleştiriliyor. Nevroz alanları ciddi anlamda demokrasi pratiğinin gerçekleştiği, demokratik bilincin vücut bulduğu alanlar oluyor. Muazzam demokrasinin nasıl olduğu açığa çıkıyor. Çünkü şunu netleştirmekte fayda var. Demokrasi salt bir entelektüel faaliyet değildir. Demokrasi bir toplumsal örgütlenme modelidir. Bir demokratik mücadeleyi yükseltme modelidir. Ve bu pratiği en iyi Nevroz meydanlarında görüyoruz. Ve Nevroz meydanlarında bütün halk bir ağızdan Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü haykırdı. Oraya gelenler Sayın Öcalan'a karşı duyulan özlemle motive oldular. Bak İstanbul'da 200 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 200 kişi gözaltına alındı. Bunlar dehşet rakamlardır. Keza diğer yerlerde yine öyle. Bunun neden yapıldığı sorgulanmıyor. Çünkü bu insanlar ısrarla ve ısrarla Sayın Öcalan'ın ismi etrafında kenetlendiler. Bunu dile getirdiler. Söz konusu eşit temelde özgür yurttaş olarak yaşamak isteyen bir toplum gerçekliği söz konusu. Buna karşı bunu sindirme, baskılama yoluna giden bir gerçeklik var. Yani kendisine menkul bir şiddet durumu söz konusu değil. Bunların açık bir şekilde tartışılması gerekmektedir. Evet, bu sorunun yegane çözümü Sayın Öcalan'dadır. Tek muhatabı Sayın Öcalan'dadır. Demokrasinin gelişimi, eşit yaşamın inşası, özgür yaşamın inşası, barışın gelişimi konusunda Sayın Öcalan'dan başkaca, muhalifler ve demokratlar dahil Sayın Öcalan'dan başkaca bunun projesine
en azından o aşamaya geçen hiçbir örnek söz konusu değildir. Sayın Öcalan İmralı koşullarında 24 yıldır amansız projeler sundu. Yani Asya'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya kadar hatlar Öcalan'ın özgürlüğünü haykırıyorsa, bunun etrafında kenetleniyorsa, bu Sayın Öcalan'ın üretmiş olduğu felsefik değerlere dairdir. İdeolojik öncülüğe dairdir. Ya, öncelikle zaten var olan tecrit Sayın Öcalan'ın hatlarla bağını kesmeye dönük olan bir tecritti. Sayın Öcalan'ın unutulmasını sağlamaya dönük bir tecritti. Bu nedenle hayat bulmuştur. Bir yanıyla Sayın Öcalan'ı İmralı koşullarında fiziken ve ruhen tüketmeyi hedeflerken muazzam bir işkenceden bahsediyoruz. Diğer yanıyla da öncülük yaptığı hatlarla bağını keserek hatların nezdinde Sayın Öcalan'ın unutulmasını sağlamaktı. Ancak bunu başaramadılar. Bakın siyasetin gündemine bakın. Sağından soluna, iktidarından muhalefetinden o kadar kadük bir siyasete mahkum olmuşlar ki tek gündemleri, olumlu ya da olumsuz, Sayın Öcalan üzerinden siyaset geliştiriyorlar. Birbirlerine muhalefeti oradan geliştiriyorlar. Topluma başka hiçbir şey sunamıyorlar. Sayın Öcalan'dan duyuran korku ve çekince bu denli büyüktür. Yoksa böylesi bir şey olmasa, yoksa 24 yıllık Avrupa hukuk sisteminin çürümesine neden olan 24 yıllık imlalı tecrit sistemi mümkün olmazdı. 2 yıllık haber alamama durumu söz konusu olmazdı. Elbette başta Kürt halkı olmak üzere demokrat güçlerin, yurtsever güçlerin sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında ciddi bir mücadelesi var. Ciddi bedeller ödendi. Ancak açık söyleyeyim, eğer şu an haber alamıyorsak bu mücadelenin yeterli bir aşamaya gelememesiyle ilgilidir. Bunu da kabul etmek gerekir. Ve yalnız şu anda tecriti aşmak değil, İmralı sistemini lağvetmek değil, Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü hedeflemek gerekiyor. Sayın Öcalan'ın esareti nasıl uluslararası bir komplo eşliğinde gerçekleştiyse, özgürlüğü de hatların dayanışmasıyla beraber gerçekleşecektir. Bu yüzden bunu diğer hatlara, özellikle Türkiye kamuoyuna doğru anlatabilmemiz gerekmektedir. Daha önce Sayın Öcalan da defalarca ısrarla çözümün mecliste olması, meclisin karar alması gerektiğini defalarca vurguladı. Bunu ısrarla dayattı. O dönem muhalefette olan ve şu an bu vaatlerde bulunan siyasetçiler eğer Sayın Öcalan'ın bu çağrılarına kulak vermiş olsaydı 10 yıldır yaşanan bu kaotik durum da olmazdı. Bu sorunun yaratmış olduğu şiddetin bu hatlardan, bu ülkeden götürüsü de bu kadar olmazdı. Şunu belirtmek lazım ki politika vaatlerle, söylemlerle olacak bir şey değildir. Bu tamamen politika güç olmakla doğrudan ilgili bir şeydir. Güç olabilirseniz birilerini açıklama yapmaya zorlarsınız. Birilerini çözüme yanaşmaya zorlarsınız. Kürt halkı da kendi örgütlülüğüyle, kendi demokratik bilinciyle, Türkiye siyasetinde yer aldığı kilit konumuyla bunu gerçekleştirmiştir. Bunu görmek, buna saygı duymak, esas olarak buna değer atfetmek gerekmektedir. Demokrasi güçlerin Türkiye sol siyasetimiyle en çok örgütlenme zemini yakaladığı, en çok ifade hürriyetini yakaladığı dönemlerdir. Sayın Öcalan'ın topluma seslendiği dönemler. Toplumda yarattığı umut ortadadır. Bir de İmralı kapılarının kapatıldığı andan sonraki 9 yıl görülmek durumdadır. Müthiş bir demokrasi yoksunluğuna gidildi. Bir darbe mekaniği devreye konuldu. Doğrudur, yanlıştır, farklı gerekçeleri vardır, başka sonuçlar çıkarılabilir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento bombalandı, feshedilme noktasına getirildi. Sistem değişikliğine gidildi. Sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin doğusunda değil, Türkiye'nin batısında da demokrasi bir bütün en rafa kaldırıldı. İfade özgürlüğü kaldırıldı. Örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü hepsi kaldırıldı. Toplum bir bütün en cinnet haline savruldu. Getirilen ekonomik kriz haline bakın. Toplum şu an nefes alamıyor. Bütün bunların neden gerçek... Yani bütün bunlar İmralı tecrit sisteminden kaynağını almaktadır. Bunun üzerine gitmek lazımdır. Bu sistemin lağvedilmesi gerekmektedir. Açıkça söyleyeyim, bütün muhalefet ve bütün demokrasi güçleri bu konudaki iddialarını kamuoyuna açıkça söylemelidirler. Bu HDP'de olabilir, HDP'nin içinde yer aldığı ittifak güçleri de olabilir, Millet İttifakı da olabilir.
iktidar güçleri de olabilir. Madem ki yasadan bahsediyorsunuz, anayasadan bahsediyorsunuz, bunu yapmak durumundasınız. İmralı'ya karşı, İmralı hukuksuzluğuna karşı tutumunuz ne olacaktır? Her gelen demokrasiden bahsediyor, hukuktan bahsediyor, yasadan bahsediyor. Tecritin sürdüğü, işkencenin sürdüğü bir durumda hangi anayasadan, hangi yasadan bahsediyorsunuz? İktidar bunu yürütüyor. Peki siz buna karşı ne söylüyorsunuz? Tamamen uluslararası sözleşmelere, Türkiye anayasasına ve yasalarına aykırı olan, bütün toplumun gözü önünde cereyan eden bu işkence durumuna ne diyorsunuz? Bunu herkes açık, net bir şekilde söylemek durumunda. Herkes birbirine anayasa taslaklarıyla gidiyor. Peki evrensel hukuk ne olacak? Buna karşı ne gibi bir vaat, ne gibi bir söyleminiz söz konusudur? Seçimlerden sonra İmralı tecrit sistemi devam edecek mi? İmralı sistemi devam edecek mi? Herkesin dürüstlükle bunu yanıtlaması, bunu söylemesi, bunu belirtmesi gerekiyor.